Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin ortadan kaybolması olayına ilişkin Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik esrarengiz istihbarat timinin görüntüleri ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enflasyonla topyekin mücadele programını açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhittin Gülal ve Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz enflasyonla mücadeleye tam destek vereceklerini açıkladı. AK Parti'nin trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, dışa bağımlılık nedeniyle enflasyon %24.5'e çıktı. Şimdi ise fiyat artışlarını erteleyerek ve teşvik politikalarıyla enflasyonu yapar bir şekilde düşürmeye uğraşıyorlar, dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'a yapacağı ziyaret kapsamında Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak. NATO'nun son yılların en büyük askeri tatbikatı olacak Trident Juncture 18, 25 Ekim 7 Kasım tarihlerinde Norveç'te düzenlenecek. Hayali bir senaryonun canlandırılacağı tatbikata 50 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 11 araç katılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları ve yeni kısıtlamalarının gölgesindeki Rusya, ekonomisini dolardan uzaklaştırmak isterken uzmanlar bu süreci kolay olmayacağına işaret ediyor. Çocukluktan gençliğe geçiş yapan erkek ve kızları kirli emellerini alet eden ve 14-18 yaş aralığını kendine hedef seçen PKK-KCK'nın ağında ailelerinden koparıp zorla savaştırdığı 679 çocuk bulunuyor. FETÖ'nün TSK yapılanmasında ankesör sabit hatlar üzerinden irtibat kuran kişilere yönelik yaklaşık bir yıldır yürütülen soruşturma kapsamında toplam 722 şüpheli örgüt suçlarından çıkarıldığı mahkemeler tarafından tutuklandı. Güvenlik güçlerince yılın ilk 9 ayında 108.105 operasyonla piyasa değeri 2 milyar 834 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. 10 Ekim 2018 çarşamba günü BIST %0.23 azalarak 96.507'den, dolar %0.41 azalarak 6.713'den, euro %0.42 azalarak 6.9867'den, altın %0.55 azalarak 232.21'den işlem gördü. 11 Ekim 2018 perşembe günü en yüksek hava sıcaklıkları Ankara ve İstanbul'da 23, İzmir'de 26, Antalya'da 27 derece olacak.